Özellikle 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan seçimlerin ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Çıkacak sonucu hayırlara tebliğ etmesini dilerken halkımızın da ferasetini kuşanarak hayırın peşinden koşmasını temenni ediyorum. Saadet Partimiz özellikle son dönemdeki çıkışlarıyla bugün Türkiye'nin en çok konuşulan partisi durumundadır. Gelinen noktada Cumhur İttifakı'nın ortağı Sayın Devlet Bahçeli'nin de son yılların en popüler siyasetçisi diyerek övdüğü Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'nun çok büyük bir payı var. Kendisi ilk olarak İlkeler İttifakı tabiriyle dikkatleri çekerek ihtilaflardan ve kutuplaşmalardan artık yorulmuş olan çevreler için bir anda umut oluverdi. Başarının hamasetle, düşmanlıkla, ötekileştirmeyle ölçüldüğü bir zamanda İlkeler İttifakı söylemi slogan haline geldi. Ve sadece Saadet Partisi değil, diğer partiler tarafından da sık sık dillendirildi. Kutuplaştırıcı değil, kucaklayıcı bir siyaset güden partimizin samimiyet merkezi bu önerisinin toplumun her kesiminde kabul görmesi bizi ziyadesiyle memnun etti. Çözümün birbirimizi dinlemekten, birbirimizi anlamaktan geçtiğini bir kez daha görmüş olduk. Partimizin ve genel başkanımızın toplumda böylesine güzel karşılık bulması Temel Bey'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını da kaçınılmaz hale getirmiştir. Ve beklendiği gibi de kendisi toplumun teveccühüne cevaben aday oldu. Muhalefet partilerin aday çıkaramaması için 100 bin imza, mecliste grup şartı gibi zorluklar zaten ortadayken Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop Bey tarafından Temel Bey'in adaylığına ilişkin cümleleri bizleri çok şaşırtmadı. Daha imzalar ortada yokken bu kadar çekinenlerin 4 Mayıs akşamı yeni stratejiler geliştiriyor olacaklarından hiçbir şüphemiz yoktur. Yapıcı ve uzlaştırıcı siyaseti etkin kılmaya çalışan genel başkanımızın ekstra zorluklara tabi tutulması 100 bin imzayı olumsuz yönde dert bile edinmemiş olan bizlerin sadece azmini ve heyecanı artıracaktır. Cumhurbaşkanı adayımız Temel Karamollaoğlu'nun 100 bin imza ile aday olabilmesi için biz Saadet Partililer Milli Görüşçüler olarak canla başla çalışıyoruz ve çalışacağız. 100 bin imza ile değil 500 bin imza ile aday yapacağız. Bizim teşkilatlarımız bu anlamda çok ciddi çalışmalar yapmakta ve halkımızın bize olan teveccühünü sahada olan bir başka il başkanı olarak görmekteyiz. Genel başkanımızın adaylığı hususunda ayrıca güzel olumlu bir hava ve çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Halkımızın bize olan bu teveccühü sonucu 100 bin imzayı birinci gün tamamlayacağız ve diğer kalan zamanda ise 500 bin ve daha fazlasına ulaşacağız. Saadet Partisi olarak bu ülkenin iyiliğini, güzelliğini isteyen, hak ve adalet ekseninde birlikte yaşayabilme arzusu eden her bir ferde kapılarımız sonuna kadar açıktır. Bu ülkenin problemlerinin yine ancak bu ülkenin insanlarıyla konuşularak çözüleceğine inanıyoruz. Bir araya gelinip konuşmayı zorlaştıracak değil, aksine irtibat kurmayı, istişare yapmayı kolaylaştıracak tutumu hiçbir zaman elden bırakmadık. İstemeyeceğiz, bırakmayacağız ve attık. Biz yıkılan kalplerin onarılması, yıkılan güvenin tesisi için öfke ve nefret için değil, saldırı ve nezaket için imzamızı attık. Kutuplaşan değil, kucaklaşan bir ülke için imzamızı attık. Diplomalı işsizliğin son bulması için imzamızı attık. Biz bu süreçte 5Y ve 5A ile de mücadele edeceğiz. 5Y nedir? Yolsuzluk, yoksulluk, yalan, yalakalık ve yandaşlık ile mücadele edeceğiz ve 5A ile de mücadele edeceğiz. Akıl, adalet, ahlak, adanmışlık ve asaleti de bu ülkede tesis etmiş olacağız. Ben bütün teşkilat mensubu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bütün Çorumlu hemşerilerimize de duyarlı davranarak Temel Karamollaoğlu için imzalarını atmalarını tavsiye ediyorum, temenni ediyorum ve hepsini ilçe seçim kurullarına bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.